Seven bu hafta sizlere yaz coşkusunu yaşatıyor. 7. kez düzenlenen İzmir Kültür Sanat ve Spor Yaz Kampı'ndayız bu hafta. Her köşede ayrı bir renk var. Yazın coşkusu, sanat ve doğa. Hepsi burada. Keyfinize de diyecek yok çocuklar. Deniz, güneş, sanat daha ne istersiniz ki? Bizce bu kamp 10 gün değil 10 hafta olmalı. Hatta hiç bitmemeli. Çocuğum ve ben programı da hep bu kampa çekime gelmeli. Ne dersiniz, olmaz mı? Eminiz bu programdan sonra herkes bu kampa gelmek isteyecek. Ama bu kampa yetişemedik diye üzülmeyin sakın, olur mu? Ağustos ayında bir yaz kampı daha olacakmış. Şimdi size biraz kampı anlatalım. Geleceğimiz olan çocuklarımızın kültür, sanat ve spor alanlarında en doğru noktalara ulaştırılmaları, kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfederek gelecekleriyle ilgili yeni ufuklar kazanmalarını sağlamak amacıyla yapılan organizasyonda kamp merkezi olarak Eski Koça'daki bir tatil köyü seçilmiş. İlki 2003 yılında gerçekleştirilmeye başlanan İzmir Kültür Sanat ve Spor Yaz Kampı'nın amacı ise ilk öğretim ve lise öğrencilerinin eğitici ve zevkli bir eğitim süreci geçirmelerini sağlamaktır. Kamp süresince öğrencilerin sosyal yönleri gelişiyor, sanatsal ve sportif alanlardaki yeteneklerini keşfetmeleri sağlanıyor. Bu doğrultuda branşlarındaki uzman eğitimcilerle çeşitli aktiviteler de düzenleniyor. İşte sizlere şimdi bu aktiviteleri götürüyoruz. İlk durağımız heykel atölyesi. That spaceship. Zoom. When I step inside the room, them girls go ape shit. Let the beat rock. Let the beat rock.
güzel çalışmalar yapmış bu minik eller. Durun durun, ben de yapayım. Bir deneyeyim. Nasıl olacak acaba? Sanatçısı bu kampın eğitmenleri arasında. Ona kulak verelim şimdi de. Thank you.
Kamptaki gezimiz sürüyor. Her köşeden ayrı melodi geliyor. Oo, burada ritim grubu da varmış. Burada ne yok ki? Haydi herkes ritim grubuna eşlik etsin. Bu eğlence kaçmaz. I don't care if I lose my mind.
μου να σε ρωτήσω. Φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς του τι τίκι τίκι τα. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς του τι τίκι τίκι τα. Σε ρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Söylensin, kemanlar, gitarlar çalınsın, mis gibi bir de deniz havası çekelim. Oh, daha ne isteriz ki?
Anne ve babalar kıskanmıştır çocuklarını. Seneye bir de anne baba sanat kampı mı olmalı, ne dersiniz? İzmir Kültür Sanat ve Spor Yaz Kampı'nı bu kadar anlatmışken bir de çocuk gelişimi uzmanından yaz kampları ve yaz okulları konusunda görüş alalım mı? Bakalım uzmanımız neler söylemiş? Evet Hacer Hanım, yaz okullarının faydaları nelerdir? Öncelikle merhabalar. Ben de sizleri uzun zamandır görmediğim için özlemiştim. İzleyicilerimize de merhabalar dileyelim. Biliyorsunuz artık yaz tatili başladı. Havaların çok sıcak olduğu günlerdeyiz. Ve çocuklarımızın çoğu güzel bir yaz tatiline merhaba dediler. Karnelerini aldılar ve neler yapabilecekler. Ve yaz okullarına gönderip göndermeme konusunda hala düşünceli annelerimiz ve babalarımız var. Hemen bilgilendirmeyi yapalım. Bildiğiniz üzere sportif aktiviteler yaz okulları deyince hemen ilk aklımıza gelen etkinlikler. Bu etkinlikler özellikle çocukların becerilerini geliştirebilmeleri, eğlenmeleri, bir başarma hırsının olması, arkadaşlıklar edinebilmeleri ve belli başarıları elde etmeleri konusunda çok keyifli alternatifler sunabiliyor. Özellikle belli konularda sosyallik ve dışa dönme gibi konularda çocukların becerilerinin bu yaz aktivitelerinde çok ciddi anlamda değiştiğini görebiliyoruz. O yüzden de ailelerimizde mutlaka çocuklarını ilgilerinin, yeteneklerinin ve meraklarının olduğu bir konuda mutlaka ki bir yaz etkinliğine yönlendirebilmelerini istiyoruz. Peki bunlar hangi yaz etkinlikleri olabilir? Bir yaz klasiği olan yüzme başı çeken bir etkinliktir. Özellikle çocuklar bu sıcak günlerde hem serinleyip hem de böyle bir etkinlik içerisinde olmaktan çok keyif alıyorlar. Bunun dışında son yıllarda yine popülaritesini yakalayan ama bir o kadar nitelikli olan bir binicilik aktivitesi vardır. Çocuklar ata binmeyi çok seviyorlar ve çok mutlu oluyorlar ve özellikle okul döneminde de bu etkinliklerini daha perçinleyebiliyorlar. Yine klasiklerden olan basketbol, voleybol, tenis, son zamanlarda yine çocukların ilgisini çeken paten ve bisiklete binme, dağcılık, tırmanma, kamplar çok fazla çocukların ilgisini çekiyor. Aynı zamanda bu etkinliklerle beraber çocuklar mücadele etme güdüsünü de kazanıyorlar. Bu edindikleri arkadaşlıklarıyla ve kurdukları dostluklarıyla beraber aslında doğa içerisinde doğanın dengesini, doğanın döngüsünü de anlamaya yönelik başarılar elde edebiliyorlar. O yüzden herkes mutlaka çocuğunun mutlu olabileceği bir aktiviteyle keyifli ve mutlu bir yaz diliyoruz.